İrem Hanım. Efendim İsmail Bey. İrem Hanım. Buyurun. Biliyorum ben size söz verdim ama benim bu konuda içim hiç rahat değil ya. Hangi konuda İsmail Bey? Tutku konusunda İrem Hanım. Yani bu konudan halık uşağımın haberi olması lazım. Yani nasıl saklayacağız onu? Yani İsmail Bey siz sakın hiçbir şey söylemeyin. Saklamayacağız. Ben söyleyeceğim Haluk Bey'e söz. Siz hiçbir şey söylemeyin ama sakın. Neden? Neden? Çünkü Haluk Bey şu anda gergin günler geçiriyor. Ailevi sorunları var biliyorsunuz. Yani işi başından aşkın. Bir de böyle tutkudur, tutkunun iş bulamamasıdır falan. Yani meşgul etmeyelim kendisini bence. Hem bizi anlayacağı varsa da anlamaz. Öyle mi diyorsun? Ya öyle diyorum. Bir kere bana söz verdiniz. Lütfen İsmail Bey bu işi bana bırakın. Tamam mı? Tamam. Söz. Tamam. Peki İrem Hanım. Şimdi diyelim ki bir şirket beni aradı. Tutku Hanım nasıl bir elemandı dediklerinde ne diyeceğim? İyi bir elemandı diyeceksiniz İsmail Bey. Peki bunu nasıl diyeceğim? Ben halık uşağıma ne derim o zaman? Halık uşağım bana kızmaz mı? Neden kızsın İsmail Bey? Siz bu şirketin patronusunuz. İstediğiniz kişi hakkında olumlu referans verebilirsiniz. Sorun yok. İrem Hanım, ben bu şirketin patronu olabilirim. Ama halık uşağım da bir yöneticidir. Halık uşağımın haberi olmadan bir eleman için ben nasıl iyi bir elemandır diyebilirim? Şöyle yapalım mı İsmail Bey? Bunu bir şirket sizi tutku için aradığında konuşalım. Daha arayan yok, soran yok. Strese girdiniz. Tamam, beni ararlarsa ben sana haber veririm. Sen de halık uşağıma söylersin. Tamam, ben belki zaten öncesinde konuşacağım Haluk Bey'le. Belli olmaz. Peki, anlaştık. İsmail Bey, siz neredesiniz efendim? Her yerde arıyorum sizi patronum. Neredesiniz siz? Konuşmamız gereken çok önemli şeyler var. Lütfen odanıza kaçalım efendim, lütfen. Lütfen. Ercümençim ilk defa işe yaradım. Efendim, ben anlamadım. Siz odanıza gidin diyorum. İsmail Bey'i alın, odanıza gidin. Önemli meselelerinizi konuşun artık, neyse o. Ercüment Uşam, konu ne ki? Çok önemli İsmail Bey. Öyle böyle değil efendim. Odanızda konuşmamız lazım. Yani asistanla patron nerede konuşur, odada konuşur. O zaman lütfen, buyurun efendim. Peki Uşam. Lütfen elinden geçin efendim, buyurun. Anlamadım, ne diyorsun sen? Anlıyor musun? Ya, good, good. Peki bir şey soracağım sana, boş ver işi. Azıcık sohbet edelim. Hiç konuşamadık. Sen memnun musun burada olmaktan? Ya Fräulein İrem, tabii ki de çok memnunum ben ya. Hepinizi çok seviyorum ayrı ayrı. Ya ama keşke benim o kardeşimden adam olmasaydı. Ya daha güzel olurdu yani, burada olmasaydı ya. Evet. Ama ne yaparsın işte, gıybet ya. Kısmet element. Ya kısmet ya. Umarım yakın zamanda gider ya Fräulein İrem. Yani gider değil mi? Bilemiyorum ki, keşke gitse. Ah keşke ya. Ay aşkım. Ah Tolga burada. Dur. Ya. Dur hemen dur ya. Çok seviyorum seni ya. Ben de. Hayatım nasıl Nebahat teyzeciğim, iyi mi? Nebahat teyze iyi de ben... Ya yok iyiyim, ben de iyiyim, tamam. Ya tansiyonu biraz kötü, onu düzeltemedik ya. Hay Allah, çok üzülüyorum ya. Acaba kafasına taktığı bir şey mi var? Her ya, şey de yolunda halbuki. Var bir şeyler var böyle kafasına taktığı. Hmm. Ya, çok üzüldüm Tolga burada ya. Ya umarım hızlıca böyle iyileşir ya. İnşallah ya. İnşallah. Hayatım, ya işin başından aşkın biliyorum ama... Ya bir yandan da Haluk Bey'in evine bakıyorsun değil mi? Halledebildin mi o meseleyi? Ya ettim tabii ya. Ben Haluk abiye bir evler buldum. Linklerini de gönderdim ona. Ondan haber bekliyorum. Hayır. Var ya, hepsi dayalı döşeli hayatım. Yani böyle bavulunu alacak, çıkacak o evden, gidip yerleşecek. Baya taşınıyor diyorsun yani. Yalnız Haluk Bey taşınırsa bir daha o eve asla dönmez diyeyim ben sana Tolga. Ya dönmez ya. Bak göstereceğim evleri sana. Zaten dönmesin. Bırakın boş verin ya. O ne demek ya? Sen boşanmalarını mı istiyorsun? Ya hayatım, boşanmalarını istediğimden değil. Ama bırak boşansınlar. Biraz böyle ayrı kalsınlar, birbirlerinin değerini anlasınlar. Baksana, birbirlerini ne kadar yıpratıyorlar böyle ya. Yani olabilir. Doğru olabilir. Doğru, şimdi kabul et sen de yani. Haklı bence de ya. Bak göstereyim mi evleri, bak. Tanesi bu. Bakayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.